Rıfat Serdaroğlu 26 Kasım 2023 rıfatserdaroglu.net Doğru Ekonomi 2 Köklü bir eğitim reformu yapmadan, köklü bir yargı reformu yapmadan, devlette kuvvetler ayrılığı ilkesini yeniden kurmadan alınacak hiçbir teknik ve ekonomik tedbir ekonomiyi düze çıkarmayı ve insanımızın refaha, huzura ulaşmasını sağlayamaz. Doğru Parti tek adam rejiminin ülkemizi toplumsal huzursuzluktan ahlaki çöküşe ve sefalete sürüklediğini, ekonominin, demokrasinin, özgürlüğün, hakkın, adaletin, sağlığın, eğitimin, sanatın, sporun uçuruma doğru gittiğini gören, çözümler üreten ve yıllardır her türlü baskıya engellemeye rağmen bulabildiği her platformda bunları anlatmaya çalışan partidir. Yargı ve Adalet Reformu. Önceliğimiz adaletin tesis edilmesidir. Büyük önderimizin dediği gibi bağımsızlığımız, geleceğimiz, özgürlüğümüz, her şey adaletle var olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hukukun üstünlüğü esastır. Tarafsız yargıyla hakların korunabildiği, kayırmacılık ve rüşvetten arındırılmış adalet anlayışı mutlaka oturtulacaktır. Adalet içinde kimsenin ayrıcalığı olmayacak, kamu görevlilerine tanınan soruşturma izni uygulamasına son verilecek. Siyasal iktidarın liyakat gözetmeden yaptığı atamalar başta AKP'li, MHP'li, menzilci militanlarla doldurulan Adalet Bakanlığı, emekli olmuş Yargıtay, Danıştay, Sayıştay onursal başkanları ve Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulacak heyet tarafından incelenecek ve mülakat denen sahtecilikle devlete sokulanlar yasal yollarla çıkarılacaktır. Birbirinden ayrı, bağımsız hakimler yüksek kuruluyla, bağımsız savcılar yüksek kurulu oluşturulacaktır. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu'nda yargı meslek örgütlerinin temsili sağlanacaktır. Çoklu baro uygulamasına son verilecektir. Mahkemelerde iddia makamı savcılıkla, savunma makamı avukatlık eşitlenecektir. Savcılık emrine kolluk kuvveti verilecektir şiddete başvurmamış, kişi ve kurumlara yönelik komplolara dönüşmemiş düşünce suç olmaktan çıkarılacaktır. Çocuklara, kadınlara, can güvenliğine ve kamunun yağmalanmasına yönelik suçlarda indirim sağlanması ve af çıkarılması önlenecektir. Devletin tüm organlarının Anayasa Mahkemesi kararlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına mutlak uymaları sağlanacaktır. Seçsiz ve uyap kurumlarının kontrol ve denetimi Adalet Bakanlığı dışında yargı meslek kuruluşları ve bağımsız denetim kurullarının gözetimine açılacaktır. Cumhurbaşkanlığı Parlamenter Sistem Kamu Yönetimi Cumhur reisinin halk tarafından seçilmesi mahzurludur. Vekillerin seçmesi en iyisidir. Nedenine gelince yarın birisi çıkar beni halk seçti diyerek krallığını ya da diktatörlüğünü ilan ederse demokrasi tehlikeye girer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Demokratik parlamenter sistemin yeniden kurulması ve hakimiyetin kayıtsız şartsız Türk milletine iade edilmesi önceliğimizdir. Yasama, yürütme, yargı erkinin görev ve yetkileri anayasada açıkça belirlenecek, bu güçlerin birbirine etki edememesi sağlanacaktır. Mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halkın ve devletin çıkarlarına ters düşen kararnameler iptal edilecektir. Seçim barajı kaldırılacaktır. Millet Meclisi 300 milletvekilinden oluşacaktır. Bu yönetim sistemiyle parlamentodan çıkacak yasaların ikili süzgeçten geçmesi ve parlamentonun daha etkin denetim yapması sağlanacaktır. Sayıştayla birlikte tarafsız cumhurbaşkanına bağlı devlet denetim kurulunun daha etkin denetim yapması sağlanacaktır. Meclis iç düzüğü etkin denetime uygun hale getirilecektir. Siyasi partiler yasası değiştirilerek Lider sultası kaldırılacaktır. Torba yasa uygulamasına son verilecektir. Yeni yasa yaparken STK'lara başvurulacak ve gelen önerilerin komisyonlarda tartışılmasına olanak verilecektir. Siyaseti pahalı, paralı halden çıkarmak için siyasi etik yasası getirilecektir. Yarın vaatlerimizin kaynakları, bütçe ve maliye politikaları, ekonomide tercihlerimiz ve kalkınma konularındaki düşüncelerimizi sunacağız. Aziz Türk milleti, bizler vatanseverlerin silahsız Kuvayi Milliye Hareketi olarak başlattığı İstiklal Savaşımızın simgesi Çoban Hareketi'nin kalbinden geliyoruz. 29 Ekim 1923'teki kurucu iradeyi özümsedik. Sorumluluğunu can pahasına kabullendik. Farklı kimliklerimiz, inançlarımızla Türk milleti çatısı altında bir arada insanca özgür yaşamak için aklın ve bilimin ışığını günümüz koşullarına taşımak istiyoruz ulus devleti, üniter yapıyı, bir ve bütün olmayı, hukukun üstünlüğünü, üreterek zenginleşmeyi ve hakça adil bölüşmeyi sağlamak kararındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir cihan devletidir. Bugünkü sıkıntılarımızı da atlatırız. Türk milleti olarak bu ihvancıları, şeriat heveslilerini, hırsız, yalancı yobazları demokratik direnişle geldikleri yere göndereceğiz. Rifat Serdaroğlu